toplandınız. Kalabalık bir kadro zannediyorum. 15-16 kişi oyuncu grubu, işte bir 8 kişilik de orkestrayla oynanıyor Sokak Kızıyırma. Sürdü provalar, bayağı yazın ortasında başlamıştık. İşte sezonun başında 7 Kasım'da galiba premier yapmıştı. Nereden baksanız Kasım, Haziran, durak halka, işte yaz tatilleri, aralar vere vere 4,5-5 ay sürmüş. Yani ciddi bir emek var sonuçta. Şarkılar aynı zamanda tiyatro oyunu değil mi? Çok zor olmalı. 14-15 tane şarkı seslendiriliyor, canlı performans. Canlı performans. Orkestra olacak mı yine bugün de? Orkestra, 8 kişilik orkestramız var. 8 kişilik orkestra olacak. Evet, canlı çalacaklar. Sizler yine söyleyeceksiniz. Evet. Peki birazcık Emrah Eren'i tanıyalım biz. Emrah Eren ne yapsın? Gerçi sevgili izleyiciler, Emrah Eren'i yakından tanıyorsunuz. Hayvan Çiftliği'nin yönetmeni kendisi. Defalarca sizi provalarda ve gerçek premierinde buluşturmuştuk. Çok güzel ses getiren bir oyundu. Hatta Afife Jali'ye de aday oldu değil mi? Evet. Biraz sözü devam etsiniz. Tiyatro ödüllerinde 4 dalda aday oldu. Prodüksiyon, dekor, kostüm ve ışık dallarında. Geçtiğimiz günlerde ödül töreni gerçekleşti. Orada aldığımız geri dönüşler, ödülü alamasak bile çok iyiydi. Ama daha ilk sezonda hafta, bu kadar ses getirmesi değil mi? Güzel bir oyun. Önümüzdeki hafta Sadri Alışık ödül töreninde Alican Yücesoy en iyi erkek oyuncu müzikal dalında ya aday. Ve bu sefer aday olmadan bir ödülü tek olarak aldık. Direkler Arası Müzesi. Harikasınız, kutluyorum. 2014-2015 sezonunun en iyi ansambl canlandırmalı bütünlük ödülünü Hayvan Çiftliği aldı. Hayvan Çiftliği oyununa ve ekibine. Tebrik ediyoruz biz de. Onda aday değiliz, ödülü aldık. Ödül aldık. Birkaç tane ödül organizasyonu daha açıklanmadı. Bakalım. Yani ödül için yapılmıyor tabii, en güzel ödül. Hani ama bu da koçanın, güzel süsleniyor aynı zamanda. Taçlanıyor oyunda. Güzel bir şey yani, motivasyon. Tabii yani hani daha görünür oluyor belki. Tabii yani ki, bizim için değil de seyirci için daha görünür oluyor belki. Evet.